Barışcan Yücel bakalım dolar TL'de nereye kadar gidiş bekliyormuş. Barış, bugün aslında sabah saatlerinde kurda nispeten daha iyimser de hava. 3.0750'lere kadar geldik ama sonrasında bu başkanlık sistemine ilişkin açıklamalarla beraber kurun 3.0950'lere kadar tırmandığını gördük. Nedir beklentiniz? Ne kadar daha hareket beklersiniz burada? Açıl, senin de belirttiğin gibi günün ilk işlem saatlerinde bir hafif bir geri çekilme vardı. Aslında teknik açıdan ve genel ekonomik olarak, konjonktürel olarak değerlendirdiğimizde dolar TL'nin bir miktar geri çekilmesi gerekiyor. Çünkü aşırı alım bölgesinde tepki satışlarının gelmesi gerekiyor. Kar realizasyonuna geçecek yatırımcılar olabilir ve 3.09 seviyesi, 3.0970 seviyesi daha önceden test edilmiş. En yüksek zirve seviyemiz şu anda ve o seviyeye geldikçe aşağı yönlü baskılanmaya ve biraz daha satıcılı seyrin hakim olması gerekiyor. Fakat başkanlık sistemi tartışmaları, güney sınırımızdaki Irak sınırı ve Suriye sınırındaki olan jeopolitik riskler ve gelişmeler Türkiye'nin yurt içi piyasalardaki riskleri ve belirsizlikleri gündemi sıcak tutmaya devam ediyor. Böyle bir süreçte 3.0970 seviyesi kısa vadeli olarak yukarı yönlü tepkisel açıdan sert bir şekilde kırılırsa 3.12.10, 3.13.85 seviyelerine doğru sert bir yükseliş kaydedebilir. Ama bu seviyelerde çok rahat bir şekilde tutunabileceğini düşünmüyoruz. Bir düzeltmesi gelecektir dolar TL'nin. 3.0660, 3.0450 bandına doğru bir geri çekilmesi, bir konsolidasyona girmesi, bir sakinleşmesi gerekiyor. Yükselecekse kademeli olarak bu seviyelerden, yani 3'ün üzerindeki bulduğu desteklerden yukarı yönlü atacağı alıcılı ataklarla yükselecektir. Şu an için sert bir yükseliş beklenilmiyor. Tepki satışlarının gelmesi bekleniliyor. Fakat dediğim gibi yurt içi siyasi riskler ve belirsizlikler, onun dışında 8 Kasım'da olacak ABD başkanlık seçimleri, Trump'ın lehine çıkabilecek kararlar, bu şekilde sözlü yönlendirmeler ABD FED başkanlarından, tamam artık Aralık'ta bir faiz arttırımı bekleniyor, Kasım'ı es geçilecek, fakat sözlü yönlendirmeler biraz daha yumuşarsa TL dolar karşısında değer kazanabilir. Yumuşamaz, direkt artık önümüzdeki 2017'nin de faiz arttırma planı ya da süreci belirlenmeye başlanırsa FED başkanları tarafından, bu sefer 3.10'un üzerinde, 3.12 bandında kalıcılığı sağlayabiliriz. Fakat kısa vadeli olarak tepki satışlarının yaşanması, ardından sert yükselişlerle 3.15'lere doğru bir atakların yaşanmasını bekliyoruz. Yücel, çok teşekkür ediyoruz sana. Bu değerlendirmeleri bizlerle paylaştığın için. Beklentiler kademe kademe dolar TL için yükselmiş durumda.